Bize vapur Murat olarak abi söylemiş. Söyledi, haklı onu orada. Şimdi yok mu sayalım? Hangisi? Bakın söyledi, orada haklı. Söyledi. Ne ama... söyledi? Baraka'da. Evet, ne dedi? Barış Özbek'e diyor ki, sen Galatasaray'da oynadın, Steven 2. 3. ligde oynadı. Evet. Bizim, benim Yunus Emre ile aramdaki fark, senle Steven'ın arasındaki fark. Ama doğru işte söylüyor adam zaten. Ama doğru yani, söylüyor doğru ama. Söylüyor yani, adam ama zaten. Onu söylemesi bak, olmuyor. Adam bak şimdi, şunu yanlış ilk önce... Şey adam yanlış bir şey söylemiyor. Adam... Normalde yakışıyor hayatı... mu İsmail'e? Ya yakışıyor Türkiye derken... güzeli Survivor'a gitsin sürekli kızlara desin ki en güzel benim, en güzel. Evet. Biz burada tabii ki bunu tartışırız. Vallahi ben İsmail'in arada en güzel benim, en güzel benim diye veya en şampiyon benim onu diye dolaştığını işte. Görmedim. Sadece biz yalan söylüyor yüzden... demiyoruz. Yalan söylüyor değil. Ben diyorum ki o kadar mütevazı, o kadar mülayim bir çocuk ki bunları söyleyince garip geliyor. Biz burada söylemeliyiz. Sen tamam. Baş pehlivansın diye ona bak, gitmiyor buradaki, yani. Buradaki bazı farklılıkları da göz önünde alalım. Bu adam baş pehlivan ama... Bir filozof değil. İyi insan psikolojisinden anlayan kendini doğru ifade eden bir adamdır dememiz yanlış. Bu adamın ünvanı baş pehlivan. Kendini dünyada en iyi ifade eden adam değil. Poyraz adam... kendini çok güzel ifade ediyor. Yok, o çocuk... Poyraz'la da ilgili sana bir şey söyleyeyim. Tamam Poyraz, da yani Survivor'da bir tek diyorsun. Sayın Furkan'cığım baş pehlivan diyorsun. O zaman biz baş kariyerini tamam çok başarılı kariyeri. O zaman hemen hiç yarışmasınlar. Hayır, kupayı İsmail'e verelim. Adam ne değil, alaka? Bak, şöyle bir şey var. Adam bir teşhiste bulunuyor ya. Sen niye bundan bu kadar rahatsız bulunuyor? Çok rahatsız oldun sen. Niye rahatsın? Küçümsüyor çünkü karşısındakini. Ondan ben rahatsız oluyorum. Burada bir tek şampiyon var. Anlamıyor musunuz? Ya adam yanlış bir şey mi söylüyor? Burada bir tek doğru şampiyon bir şey var. O da benim doğru diyor. Söylüyor. Bu masada tamam. Bir tek saçları beyazlamış adam var. O da benim. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Küçümsüyorsun. Her doğru her yerde bak, söylüyorum. O zaman Sayın Furkan'cığım. Bu masada Survivor'ı çok iyi bilen bir adam var. Evet. Ben varım. Sema da biliyor. Tamam. Her doğru her yerde söylenmez. Ya bazen bırakmak lazım. Ben hiç bunu alınmam ki. Yasa, ben kalp ne zaman söylesem rahatsız oluyorsun. Ben de sana şunu derim. Sen Survivor... Hayır bir dakika ben de cevap oluyor. Vereyim. Bak, cevap geliyor işte rahatsız oluyorum. Alınmam ki. İsmail Balaban da bu lafı söyledi. Sen niye bu lafı... Bakalım İsmail Balaban bu lafı Yunus Emre'nin suratına söylesin. Tamam da. Bir daha Yunus Emre ona öyle saygılı davranacak mı? Seni İsmail Balaban'ın bu lafı neden bu kadar rahatsız etti? Küçümsüyor söylüyorum. Sen İsmail Balaban'ın Baraka içerisinde Hayrettin'le yaptığı bir sohbeti git Yunus Emre'nin suratına söyle diye değerlendiremezsin. Niye? Niye? Çünkü aralarında yaptığı samimi bir sohbet bu. Aynı şekilde... Düşüncesi bu ama. Evet düşüncesi bu. Zaten gerçek benim de bu. Benim de üzüldüğüm konu şu. Yunus Emre ona ne kadar saygı duyarken ama İsmail'in düşüncesi onu o şekilde bak, değil. Sana bir şey söyleyeceğim. İsmail'in bazen ego yaptığını, bazen kendini üstün gördüğünü ben kabul ediyorum. Onu söylüyorum ben. Ben de şunu söylüyorum zaten. Bu tarz insanlarda, Murat abi şu noktada, bu tarz insanlarda böyle davranışlar olması çok normal bir durum. Evet. Aynı zamanda Survivor'da ben de sana şunu sorayım. Yunus Emre'nin mi daha çok kaybedecek şeyi var, İsmail Balabalı mı kaybedecek İsmail. Şeyi var? Nereden biliyorsun? Nasıl bir soru bu? Çok güzel çünkü bir o birinci nasıl, olduğu için o öyle düşünüyor zaten. Sen adamın, bir dakika sen adamın bak bakıyorsun, adamı şimdi bugünkü şeyine lafına takmışsın. Şimdi geriye gidelim dedin demin. Ben de sen madem geriye gidelim diyorsan ben de geriye gideyim madem. Geri vitese ben de takayım, sen hep takıyorsun. Ben de sana o zaman şu örneği vereceğim. Senin dediğin bu adam bu kadar egoluysa, bu kadar herkesi küçük görüyorsa, adam eli söylediği kişi elendikten sonra bu kadar egolu bir adam ağlar mı kardeşim? Adam orada gözyaşlarına hakim olmadı ve öylesine duygusallaştı ki... Alakası yok. Bir dakika, alakası mı yok? Hiçbir alakası. Nasıl alakası yok ya? Ego ile ne alakası ya, var? Ağlamaz kardeşim, egolu bir adam niye ağlasın? Eledim eledim giderse gitsin der. Ben İsmail Balaban'ı ders edeyim adamı. Kime hesap vereceğim der. Bir dakika, şimdi bu, kime hesap vereceğim der abi? Orada adam üngür üngür ağladı. Senin çok anlattığın adam, senin anlattığın olur. Adam siyah... İsmail Balaban aslında biz beyaz. Sana bugün yanlış Murat adamı abi, anlatıyorsun. Üç tane cümlesini çıkarttık. Yanlış bir adamı anlatıyorsun. Senin gitmemen için uğraşıyoruz. He. İkincisi evet. Adada benim ligim başka demesi. Tamam. Üçüncüsü ben şampiyonum falan. Tamam. Bak tam onun oyunu geldi zaten. Onun şov yapacağı bir yer. Biz burada bas bas bağıralım. Söylüyoruz zaten. Şahane. Onu da kimse de bileğini bükemedi. Hep söylüyorum bak burada. Bunları da atlama. Kariyeri. Şimdi mesela bazen yarışmacılar da çıkıyor. Ne oluyor biliyor musun? Çevresinden söylüyorlar. Mesela diyorlar ki Semih sana negatif konuştu. Pozitif şeyler bir milyon tane söylüyorum. Bak kariyeri başarılarla dolu. Baş pehlivan. Neler neler söylüyor. Onun oyunu, şov yapacağı yer. Söylüyorum. Ama şimdi bu negatif yaptığı şeyleri, söylemlerini de
Onları da söyleyeceğim tabii ki. Kimse kusura bakmasın. Ben şimdi bir sen baş pehlivan diyerek söyle, bütün söylemlerini hiçe sayıyorsun. Bunu hayır, yapma. Ben kesinlikle hayır, öyle bir şey yapmıyorum. Sen diyorsun bence ki baş pehlivan adam insan psikolojisini anlamayabilir. Hayır, şöyle bir şey var. Ben genelde özellikle son zamanlarda, hatta başından beri olabilir, senin İsmail ile ilgili özellikle negatif olayları cımbızla çekip buraya koyduğunu dikkatimi yok, çekti. Sen gereksiz, ben de tam tersi. Hayrettin ne yapıyorsun? Ben de tam tersi. Hayrettin'le ilgili cevap veririm. Hepsine cevap veririm. Hiç merak etme. Ben de veriyorum. İsmail'le ilgili negatif olayları ortaya çıkarttığını gördüğüm için bir empati yaparak ben de adamın tarafından olayı insanların gözünde de burada değerlendirmeye çalışıyorum. Hayrettin'le ilgili de sana niye yaptığın şeyleri... Niye konuşuyorsun peki? Bir dakika, şuna cevap tamam, vereyim. Adam bak, zaten bir şey başarılı. Niye bu söylemlerini yok sayıyorsun? Bu zaman başarı yoksa her şeyi söylesin. Sen zaten gerekli yerden sonuna kadar vurduğun için sen o zaman hep bekle İsmail'i vuralım. Onu mu istiyorsun? Yok hayır, vurma değil. Sen de söyle. Zaten sen söylüyorsun. Ben de diğer tarafından bakıyorum. Sen niye o zaman benim onu... İskele sancak gibi düşün. Tamam, ben övüyorum. Hayrettin'le ilgili konuya da cevap vereyim. Söylediklerimi niye yok sen sayıyorsun? Arkadaşım dediğin için, kendim burada arkadaşım, biz konuştuk, bir telefonlaştık, şöyle onu böyle dediğin ben için birçok yaptığım şeyin de espri olduğunu biliyorsun bir zaten. Bir ay geçti. Espri olduğunu biliyorsun. Söyledim. Bu sen bunların espri olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Çok söylüyorsun. Tamam, o zaman ben Hayrettin'le ilgili sözümü kapatıyorum. Ayrıca Hayrettin'le ilgili de şunu da söyleyeyim sana. Ben espri olarak yapıyorum burada. En azından sen inanmasan da insanlara açıklayayım. Ama Hayrettin'le ilgili daha ben Hayrettin'in ismini alır almaz sen tamamen ön yargılı bir şekilde dalga geçiyorsun omuzuma. Ön yargılı bir şekilde Hayrettin'in sonuna kadar sen savunduğunu biliyorum. Acaba bir çıkarım mı var diye? Hayrettin'den bir çıkarım mı var diye düşünüyorum bazen. Mesela niye dalga geçiyorsun? Biz burada her şeyin makarasını yapıyoruz bu masada. Kimseye yapmıyorsun. Herkesin makarasını yapıyoruz. Survivor X'de biz herkesin makarasını da yaptık. İsmail acaba senin Hayrettin'den bir çıkarım mı var diye düşünüyorum bazen. İsmail Balaban'ın ben burada sonuna kadar hakkını veriyorum. Ama burada söylemleri var. Söylemlerini söyleyince rahatsız oluyorsunuz. Rahatsız olmuyoruz. Sen hayır. Niye acaba SMS birincisi olduğu için acaba Murat abiye mi benzemeye başladın? Şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar ben de şunu... Senin bu zamana kadar benim SMS birincilerine kaç yıldır program yapıyoruz? Oynadığımı gördün mü? Ama şimdi yapıyorsun. Sen öyle inanmak istiyorsun sadece. Ne alaka? Ben de senin peki sadece sen İsmail'i burada övdüğümü söyler misin? Övüyorum değil mi? Kariyeri başarılar. Çoğu zaman hatırlamıyorum yani övdüğünü. Çoğu zaman eleştirdiğini hatırlıyorum yani. Cevap verme, İsmail adına cevap vermeye ihtiyacı hissediyorum ben. Ya da çok güçlü olayla bir duygusal bağ kurduğun için onun eleştirilmesine tahammülün de olmuyor olabilir mi? Neden? Benim İsmail'le ne gibi duygusal bir bağım olabilir? Benim için de baş pehlivan. Benim İsmail'le nasıl bir duygusal bağım olabilir? Veya maddi manevi nasıl bir çıkarım olabilir? Açıklar mısın? Okay'ı nasıl seviyorum? Madem güçlü. İşte Okay'ın üzerinden kendimiz de espri yapıyorduk mesela. Hayır, şöyle İsmail'i. Semih'ciğim bak, şöyle bir durum var. Biz Survivor'daki bütün yarışmacılar üzerinden espri yaptık. Evet. Hepsiyle ilgili de konuştuk. Bu İsmail'e özgü bir durum değil. Sen bir eleştiri yaptığın zaman ben de buna cevap verdim. Bu kadar. Okay değil. Hepimiz sevdik. Tamam. Hem sevdik hem makarasını sen yaptık. Yapmadık mı İsmail'i yani? İsmail'i sanki burada taşlıyormuşum gibi pozisyon yarattın. Evet, taşlıyorsun. Niye? Çünkü empati yapmıyorsun. Bakmak istediğin o taraftan bakıyorsun. O zaman tamam, ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ayrıca i̇lk bu arada... İlk günden beri İsmail'le ilgili söylediğim övgüleri çıkartırım. Verecek misin yayında? Çıkartırım. İkisini de verelim. Ya bu masada herkes fark etmez. Ayrıca Poyraz'la ilgili eleştiriyor da. Ayrıca Poyraz'la ilgili yani, şuna cevap vereyim. Burada Sema da söylüyor. Sema hayır, çıkarttı İsmail dediği şeyi. Tamam canım. Poyraz'la ilgili şunu söyleyeyim. İsmail'den başka konu. Poyraz'la ilgili şunu söyleyeyim. Poyraz, Semih tebrik etti Poyraz'ın hani doğru eşleştirme yapmasıyla ilgili. Aynı zamanda başka tarafından da bakarsak, bu tarafı doğrudur değildir diye söylemiyorum. Başka tarafından bakalım. Poyraz da İsmail'e Yunus Emre'yi eşleştirip İsmail'le karşılaşmak istemedi. Çünkü Poyraz da sonuçta burada önemli bir isim olduğunu düşünüyor. Hakkıdır. SMS birinciliği de var. İsmail tarafından mağlup edilen bir adam olmak açıklamasını yaptı. İstemediğini de düşünüyorum ben Poyraz'ın da. O yüzden İsmail'le eşleşmek istemedi Poyraz'da. Poyraz ne dedi yani? Ama şunu da söylüyor. Bizi 3 saniyede zaten diyor suya atıyor diyor. Bizim niye onunla eşleşelim? Mantığı ne diyor bunun? Ama Yunus Emre yenebilirse yenebilir anca diyor şeyi İsmail'i. Bence İsmail'i mantığı kimse yenemezdi burada. İsmail'i kimse yenemezdi. Ama Yunus Emre'nin daha yakın bir ihtimali. Yo, ben de tam tersiyle bakayım. Yunus Emre İsmail'i yeneceğine Yunus Emre İsmail haricindeki herkesi yenerdi bence orada. Hayır, İsmail haricindeki herkesi ya yenerdi. Poyraz şunu söylüyor. Bizi diyor 3 saniyede atıyor. Sen diyor bununla kafa kafaya yarışabilirsin anca diyor. Senin çünkü geride takım. 8-5 yeniliyor. Poyraz diyor ki tamam o zaman diyor birini eşleştirelim. İsmail yensin 9 olsun. Ama diyor biz İsmail'den sayı alabilirsek belki eşitleyebiliriz oyunu. Poyraz çok mantıklı. Bak şunu unutma. Poyraz çok mantıklı, çok mantıklı. Sen söylediğinde ben böyle bir düşündüm. Konseyde Poyraz Aleyna'yı yazıyor ve herkes Poyraz'ı yazıyor. Sizce Poyraz'ın bundan haberi yok mu? Sizce var mı yok mu? Poyraz'ın her şeyden haberi var.
Değil mi? Zaten söyledi ya. Zaten tamam, kendi de söylüyor. Poyraz'ın bundan evet. haberi var. Biliyordun bazı kişilerin beni yazacağını. Tabii, bunları biliyordu. Yani evet. aslında ismini çıkacağını biliyordu. Zaten Duygu'nun da çoğunun gitmek istediğini biliyoruz. Duygu'yu yollamak istediğini biliyoruz. Burada herkes planlamış. Poyraz'ı yazmış. Poyraz burada Duygu'yu söylemiyor. Duygu'yu işte başka birini söylemiyor. Hanzade'yi söylemiyor. Bence olayın tamamen dışında kalacak kadar akıllı. Yani orada Aleyna'yı yazıp olayın dışında kalabiliyor. Ben bunlarla organize değilim. Ben organizasyon yapmadım tarzında bir hareket. Bence çok akıllı bir çocuk Poyraz. Akıllı tabii. İnanılmaz akıllı. Bu arada evet. Bir şey dikkatimi çekti. Bazı yarışmacılar... Çok özür dilerim Murat abicim, aynen. Tamam. Kısa bir reklamasından sonra Survivor X'e devam edecek. Evet efendim, Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Son notlarınız varsa ufak onları alayım. Ondan sonra selam kısmına gideceğiz. Murat abicim, ben bunu söylemedim diyorsun, bazen aklında kalıyor. Ben de bugün fazla konuştum, özür dilerim. Estağfurullah. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim sadece. Tamam. Bir şeye takıldım. Bu oylamada gidiyorlar, oy atıyorlar ya. Oy atarken Dora'nın bir lafı beni çok rahatsız etti. Orada bir problem var. Ben sahtekarlığı sevmem dedi. Aleyna için, Aleyna için. Ben sahtekarlığı sevmem dedi. Yani bu tarz laflara gerek yok. Yani Aleyna sahtekarlık mı yapıyor adada yani? Onun için de ben üzüldüm. Bu tarz sözlerin olmaması bana göre daha olumlu diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim de konuşmak istediğim birkaç konu var. Barış Özbek'in bir sözü var. Sen erkeklerle oynayamazsın falan gibi bir şey var. Sema ile biz bunun notunu aldık. Teşekkürler Türkiye. Yarın konuşacağız inşallah. Evet, Sema ile beraber not almışlar. Evet. Evet, öyle bir şey oldu. Kadın demişken Merve'yi ayrı ayrı tebrik evet. ediyorum. Evet, evet, hem evet. başarısından, hem asaletinden, hem bençteki o lider ruhundan, hem de Duygu'yu kurtarmasından dolayı. Şu kızı artık fark edin ve kaptan seçip sinirlenmeye başlıyorum. Böyle bir kıza da Ayşe elini uzatmadı. Ah, Ayşe yapmayacaktı onu. Neyse, o da yarın olur. Bu arada Metin abicim, seni çok seviyoruz. Seni öpüyoruz. Kendine iyi bak. Çok güzel görünüyorsun oradan. Evet, ben de ayrıca bugün kesinlikle Sema'ya katılıyorum. Merve'yi tebrik ediyorum. Özellikle Survivor'ın başından beri tam bir takım oyuncusu olduğunu, gerek performans gerek takım arkadaşlarına yardım. Bakın, Merve ile ilgili aldığım çok kısa bir notu söylemek istiyorum. Merve ile ilgili aldığım not şu. Hep arkadaşlarını motive ediyor. Dalga geçilmesine izin vermiyor ve rakibine saygı duyuyor. Bunlar Survivor yarışmacısı için çok önemli özelliklerdir. Ha, bunun yanında evet, çok fazla aktif olmayabilir. Bu da Semih'le olacak güzel bir tartışma konumuz. Zaten geçen sefer tartışmıştık. Bir sonraki programa bırakıyoruz. Dora'nın kaşı açılıyor Çağrı ile birlikte. Performans o şeyde... Ayşe'nin elini uzatmaması. Ayşe'nin elini uzatmaması. Bunlar da çok güzel konular. Bunları ne zaman tartışacağız? Yarın Survivor bittikten hemen sonra tartışacağız. Selamlar. Çok özür dilerim. Evet. Muş'tan şu anda bizi izliyorlar. Zahide Hanım ve Bayram Bey. Zahide Çelik ve Bayram Çelik. Muş'tan bizi izliyorlarmış şu anda. Muş'a selamlar. Ama Muş Furkan'ın memleketi Muş. Benim memleketim burada. Muş. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Bütün Muş'a buradan kocaman selam olsun. Herkesin gönlümde bambaşka yeri var. Evet. Tamamız. Herkese teşekkür ediyoruz. Sema. Evet efendim, Survivor X'in sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.